Sevgili Kaya ile Ece kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videomuzda daha önceki videolarımızda sıkça kullandığımız bir modülün gücünü nasıl artırabilirsiniz sizlere onu göstereceğim. Bakın burada elimde LM2596 isimli step down bir konvertör var arkadaşlar. Bu step down konvertör modülü sizin girişten uygulayacağınız voltajı çıkıştan ayarlı bir şekilde düşürebileceğiniz herhangi bir voltaja ayarlayan bir modül arkadaşlar. Yani siz buradan 12 volt verdiniz ve işte 11 nokta küsur voltlara kadar bu potansiyometre ile ayarlayabileceğiniz, daha düşük voltajlarda bir voltajı modülün çıkışından alabileceğiniz modül tipi. Step down demek bu anlama geliyor. Yani girişi yüksek, çıkışı daha düşük olan modüller. Ve bu modüller anahtarlamalı bir şekilde çalıştığı için çıkışındaki regüleli voltaj bir feedback kanalı vasıtasıyla modülde kullanılan entegreye haber ediliyor. Ve çıkış voltajımızda herhangi bir yükselme, herhangi bir düşme gerçekleşirse entegrenin anahtarlama frekansı değiştirilerek çıkış sabit, sizin ayarladığınız voltajla tutulabiliyor. Siz modülün çıkışına yüksek akım çeken bir şey bağladığınızda modülün çıkışındaki voltaj düşeceği için bu feedback kanalı vasıtasıyla entegre hemen bu çıkıştaki voltajın düştüğünden haberdar oluyor ve çıkış voltajını sizin istediğiniz seviyeye tekrar yükseltiyor ve bunu o kadar kısa sürede yapıyor ki siz ve çıkışa bağladığınız yük oradaki voltajın düşüşünden haberdar bile olmuyor. Diyelim ki 5 voltluk bir yük bağladınız ve bu yük çıkıştan aşırı akım çekti ve böylelikle çıkıştaki 5 volt 4 volt seviyesine, 3,5 volt seviyesine düştü. Modül hemen bunu algılayıp çıkıştaki voltajımızı tekrar 5 volta yükseltmek için anahtarlama frekansını değiştiriyor ve çıkışı her zaman sabit ayarlanan 5 voltta tutuyor. İşte bu modüllerin kaldırabileceği bir akım seviyesi var ve bu akımın üzerinde akım çekildiğinde modül aşırı ısındığından bozulabiliyor. Biz de şimdi bu videoda bu modülün çıkış gücünü artırarak daha fazla akım çeken cihazlarımızı bu modül sayesinde nasıl kullanabiliriz onu göreceğiz. Bakın burada birkaç malzemem var. Bir adet alüminyum soğutucu. Bununla ilgili bir püf noktasını videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Onun için videoyu sonuna kadar takip etmeyi ihmal etmeyin. Dediğim gibi bir adet alüminyum soğutucu. 2 adet IRFP064N N kanal MOSFET gerekecek bize. Bu MOSFET'leri soğutucuya tutturmak için 2 adet metrik 3 civata ve somunu var. Daha fazla vakit kaybetmeden öncelikle modülümüzün çalışma şeklini sizlere göstermek istiyorum. Daha sonrasında da modülün çıkışını nasıl kuvvetlendirebiliriz onu göreceğiz. Güç kaynağımız step down konvertör modülümüz, modülün çıkışlarına bağlı ölçü aletimiz ve modülün girişlerine vereceğimiz voltaj girişlerimiz. Güç kaynağımızı açalım. Şu anda 20 volta ayarlı. Ben güç kaynağımı 12 volta ayarlayacağım. Bakın 12 volt diyelim ki herhangi bir arabanın çakmaklık çıkışından 5 voltla çalışacak bir cihaz çalıştırmayı düşünüyorsun. 12 volt girişimi modülümün girişine uyguladım. Bakın 11.62 volt gibi bir voltaj verdi. Muhtemelen modülümün çıkışı daha yüksek bir voltaja ayarlı olduğu için. Hemen modülümün üzerindeki potansiyometre yardımıyla modülümün voltajını kısacağım arkadaşlar. Evet, daha yüksek bir voltaja ayarlı olduğu için bayağı bir döndürmem gerekli potansiyometreyi. Ama normal seviyeye inince artık her hareketimde tepki veriyor. Bakın döndürüyorum. Ve modülümün çıkışını istediğim voltaja ayarlayabiliyorum. 5 volta ayarlayacağım. Evet, şu anda modülümün çıkışı 5 voltta ayarlı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Çok güzel, 4.99 5 volt. Evet, gördüğünüz gibi 5 voltu ayarladım. Şimdi göstermek istediğim şey size şu: giriş voltajımız artık
Ne kadar değişirse değişsin, bakın kısacağım giriş voltajımı. 9 volt da versem çıkışım her zaman sabit 5 volt. 15 volt da versem çıkışım sabit 5 volt. Ve buraya herhangi bir yük bağlasam dahi, mesela bu elimde görmüş olduğunuz LED'i modülümüzün çıkışına bağlayalım ve modülümüzün çıkış voltajını birlikte gözlemleyelim. Modülümüzün çıkış voltajında herhangi bir değişiklik olacak mı? Gördüğünüz gibi çıkışımız hala 5 volt seviyesinde arkadaşlar. Çıkış yüke binmesine rağmen normal regüleri devrelerde çıkış yüke binince çıkış voltajında ufak da olsa bir sapma olur, değişkenlik olur. Fakat bu modüller dediğim gibi feedback kanalı sayesinde çıkış voltajının her zaman sabit durması için anahtarlama frekansını değiştirerek modülün çıkış voltajını hep sabit ayarlanan voltajda tutar. Şimdi sıra geldi modülümüzün çıkışını kuvvetlendirmeye. Burada görmüş olduğunuz IRFP064N isimli N kanal MOSFET'lerimi alüminyum soğutucunun üzerine sabitleyeceğim. MOSFET'lerimizin drain'lerini, source'lerini ve gate'lerini birleştirip tek bir gate, tek bir source ve tek bir drain olmak üzere 3 adet kablo çıkaracağız arkadaşlar. Ondan sonra da bu çıkardığımız bağlantıları modülümüze bir şekilde bağlayacağız. Şimdi hadi gelin kablolama kısmını da yapalım. Daha sonrasında da modül bağlantısına geçeriz. Evet sevgili Kaya LC kanal takipçileri, gördüğünüz gibi MOSFET'lerin source bacakları, drain bacakları ve gate bacaklarını birleştirdik ve elimizde birer adet gate, source ve drain bacağı kaldı. İşte bu bacakları da modülümüze bağladıktan sonra artık modülümüzü test etmeye geçebiliriz. Şimdi geldi sıra modülümüzün bağlantısına. MOSFET'lerimizin gate bacakları soldan birinci bacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ince kablomuz. Bu gate bacağı fazla akım geçirmeyeceği için arkadaşlar ince bir kabloyla modülümüze lehimleyeceğim. Modülümün artı çıkışına MOSFET'lerimizin gate bacağını lehimliyorum. Evet. Gate bacağımızı modülümüzün artı çıkışına lehimledik. MOSFET'lerimizin drain bacağını da modülümüzün artı girişine lehimleyeceğim arkadaşlar ki gücü esas ana girişten alabilsin MOSFET'lerimizin drain bacağı. Evet, bunu da buraya lehimledikten sonra artık drain bacağımız da hazır ve source bacağımız, MOSFET'lerimizin source bacağı bizim artı voltaj çıkışımız olacak. Modülümüzün eksi out, yani eksi çıkış bacağı da bizim eksi çıkışımız olacak arkadaşlar. Hadi gelin buraya da siyah kalın bir kablo atalım ve bizim güçlendirilmiş çıkışı olan modülümüz hazır hale gelmiş olsun.
Evet sevgili arkadaşlar, eksi çıkışımızı da bağladıktan sonra artık modülümüz tamamen hazır ve test edilme aşamasına geçebiliriz. Modülümüzün testine geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Bu tür teknik ve bilimsel konuları seven arkadaşlarım varsa ve hala kanalımıza abone olmamışlarsa lütfen kanalımıza abone olmayı, beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın ki arkadaşlar videolarımızın etkileşimi artıp daha fazla kişiye ulaşabilelim. Bu arada YouTube bize bildiriyor arkadaşlar. Videolarımızı binlerce kişi izliyor ama abone olan kişi sayısı maalesef biraz aşağılarda kalıyor. Onun için abone olmayan arkadaşlarım varsa lütfen birkaç saniyesini ayırıp abone ol ikonuna tıklarsa beni çok mutlu edersiniz. Bu sayede hem kanalımızın gelişimi artar hem de daha fazla kişiye ulaşmış oluruz sevgili dostlar. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen modülümüzün testine geçelim. Gördüğünüz gibi burada 12 volt 21 wattlık bir araba sinyal lambası var. Çıkışı kuvvetlendirilmiş modülümüz test için hazır. Şu an modülümüzün çıkışında 0 volt görüyoruz. Ölçü aletimizin probu şurada lambanın direkt uçlarına bağlı, modülümüzün çıkışına bağlı. Güç kaynağım kapalı olduğu için şu an voltaj göremiyoruz. Güç kaynağımı açıyorum ve modülün girişinden yaklaşık 17,5 volt gibi bir voltaj uyguluyorum ve şu anda da çıkışta 5 volt gibi bir voltaj gözlemliyorum. 12 volt 21 wattlık lambamız da yanıyor görüldüğü üzere. Hemen potansiyometremde modülümün çıkışını yükseltiyorum. Bakın hızlı bir şekilde yükselteceğim arkadaşlar. Modülümün çıkışı 7 volt seviyelerine geldi. Lambamın parlaklığı gitgide artıyor. 8 volt, 9 volt, 10 volt oldu. Ve şu anda 12 volt çıkışa ayarladım modülümün çıkışını. Gördüğünüz gibi 12 volt 21 wattlık lambayı çok rahat bir şekilde modülüm kuvvetlendirilmiş olarak yakmayı başardı. Şimdi hadi gelin biraz daha fazla bir yük bağlayalım ve bir de o şekilde test edelim. Şimdi de 12 volt 21 wattlık ampulümün yerine 12 volt 75 wattlık bir far ampulü taktım arkadaşlar ve bakalım 75 wattlık bir yükte modülümüz nasıl çalışacak. Gördüğünüz gibi çıkış voltajım şu anda arkadaşlar 5,1 volt seviyelerinde. Hemen artırıyorum voltajı ve bakalım kaç volt seviyesine kadar sağlıklı bir şekilde artırıyorum voltajı. 8 volt oldu. 9 volt, 10 volt, 11 volt ve far ampulünün normal çalıştığı voltaj olan 12 volta ayarladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modülümüzün çıkışını. Modülümüz 75 wattlık bir yükle de gayet sağlıklı bir şekilde çalıştı. Arkadaşlar az kalsın videonun başında söylediğim alüminyum soğutucuyla ilgili püf noktasını unutuyordum. Şimdi bu yaptığımız işlem lineer bir voltaj ayar işlemi, doğrusal bir voltaj ayar işlemi. Burada yaptığımız modülün çıkışındaki ayarlanmış voltajı transistöre uygulayarak yükü transistör üzerinden geçirmek. Fakat şunu belirtmek isterim ki bu yöntem çok verimsiz ve malzemeler açısından çok yorucu. Transistörler üzerinden aşırı akım geçtiği için sizin çıkışta istediğiniz voltajla giriş voltajı arasındaki fark çok yüksek olduğunda bu aradaki yüksek farkı ısıya çevirerek atmak zorunda olan bir yöntem. Yani videoda gördüğünüz gibi 17,5 volt giriş voltajı verdik ve 5 voltla 12 volt arasında bir ayar işlemi gerçekleştirdik ampuller üzerinde. 17,5 voltla maksimum 12 volta ayarladığımız zaman arada 5,5 voltluk bir fark var ve bu 5,5 voltluk fark transistörler üzerinde ısı olarak harcanıyor. Ki ilk başlangıçta verdiğimiz 5 volt durumundaysa aradaki 12,5 voltluk fark transistörler üzerinde ısı olarak harcanıyor ve sizin transistörleriniz eğer iyi bir şekilde soğutamazsanız çekeceğiniz yükün durumuna göre
çok çabuk şekilde arızalanabilir. Bu arızalanma olayının önüne geçebilmek için transistörleri çok çok iyi soğutmalısınız. Bizim videoda kullandığımız gibi değil de çok çok daha büyük bir alüminyum soğutucu ve fanlar vasıtasıyla soğutmanız lazım. Bu da hem maliyet hem de fazladan ısı olarak harcanan enerji bakımından çok verimsiz bir yöntem arkadaşlar. YouTube'da bununla ilgili birçok video paylaşıldığı için ben de bu videoyu sizlerle paylaşıp hatalı olan, yanlış olan kısmını sizlere göstermek istedim. Aslında hatalı değil. Anahtarlamalı mod, yani switch mod dediğimiz teknik geliştirilmeden önce bu lineer yöntemlerle voltaj ayarları yapılıyor ve bu şekilde kullanılıyordu. Hatırlarsanız birçok adaptörün içerisinde devasa trafolar, devasa soğutucular ve bu soğutuculara bağlı transistörler vardı. İşte anahtarlamalı mod sürüş tekniği geliştirildikten sonra bu ağır ve hantal yöntemlere gerek kalmadı. Anahtarlamalı mod çalışan sistemlerin hepsi çok verimli çalışan, çok çok az miktarda enerjiyi ısı olarak kaybeden sistemler. Mesela bu videoda kullandığımız modülü tek başına kullandığınızda %97'ye varan bir verimlilik durumu söz konusu. 100 veriyorsunuz, 97 çıkıştan alıyorsunuz. Ama eski tip anahtarlamalı mod olmayan tekniklerde 100 veriyorsanız atıyorum 25 alıyorsunuz. 100 veriyorsanız 30 alıyorsunuz, 35 alıyorsunuz. Geriye kalan %60, %65'lik dilim tamamen malzemeler üzerinde ısı olarak havaya yayılıyor ve hiçbir işe yaramayan, boş yere harcanan enerji oluyor arkadaşlar. İşte bunu bilerek tasarlayacağınız devreleri tasarlarsanız dört dörtlük devreler tasarlamış, dört dörtlük işler çıkarmış olursunuz. Bu videoda bunları göstermek istedim. Neyse, videonun kalan kısmını da izleyin arkadaşlar. Videomuzu bitirelim. Evet sevgili Kaya ELC kanal takipçileri, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bir modülün çıkışını nasıl kuvvetlendirebilirsiniz? Bunu görmüş olduk. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğeni bırakmayı ve yorumlarda fikirlerinizi, deneyimlerinizi ve tecrübelerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.